2021 senesinde yüksek ateşten dolayı Gaziantep'te gitmediğimiz özel hastaneler kalmadı. Hepsinde birer hafta yattık. O yattığımız sürelerde bütün hocalar gelip bize çocuğun enfeksiyonu düşüremiyoruz. Çocuğunuzda başka bir şey var deyip durdu. Adana'da bir devlet hastanesine gittik. Belinden sıvı aldıklarında dediler ki ne sonuç 2 aya kadar çıkacak. Bize kortizon tedavisi verdiler. Biz evimize döndük. Her şey gayet iyiydi. Çocuk tabii şişmeye başladı. İki ay sonunda doktorumuzun yanına gittiğimizde çocuğunuzda hiçbir şey yok denildi. Gayet iyi bir şekilde biz evimize döndük. Tam 10 gün sonra çocukta tekrardan aynı şikayetler. Adana'yı aradık, dedi çocuğu bana getirin. Götürdük, dedi ki ne çocuğunuza direkt kemoterapiye başlamamız lazım. Nasıl yani hocam? Çocuğunuzda hemofagozitik sendrom isimli, keşke dedi kanser olsaydı, bu hastalık olmasaydı denildi bize. Biz tabii şok olduk. Eşimle ben yıkıldık. Bir 15 gün daha yattık. Kemoterapi ilk 2 dozunu orada aldık. Tam 2,5 sene boyunca abi biz çocuğa kemoterapi, kortizon, çocuk şekilden şekle girdi. Çocuğun dedi kaybedebiliriz dedi kısacası. Nasıl yapalım dedik. Bu çocuğun dedi nakil olması lazım dedi. Ne nakli? İlik nakli. Siz dedi bir taranmaya başlansın dedi. Anne baba uyumadı abi. Teyze, hala, amca, yeğen kim varsa dedi. Götürün Adana'da yaptırın bu çocuğun dedi. Tek çaresi nakil dedi. Eğer dedi bir daha atak getirirse çocuğu kaybederiz denildi. Biz apar topar abi 2,5 senenin sonunda buradaki tedavimizi bitirdik. Adana'da özel bir hastaneye gittik. İyi ki de gitmişiz. Allah oradaki hocamdan, Bülent hocamdan Allah razı olsun. Dedi ki ne hayır dedi bu çocukta başka bir şey var. Ben bu dedi bu çocuğu nakil yapmayacağım dedi. Biz abi orada hemen hemen 40 güne yakın bir yatırdı. Çocuğun her şeyini araştırdı, etti. Epey bir detaya girdi abi. Ve hiç unutmuyorum o günü saat 5 civarlarında. Özel doktor çağırttırdı hastaneye. Dedi ki ne çocuğunda korkulacak hiçbir şey yok. Çocuğunda dedi romatizma var. Dedim nasıl romatizma hocam bir de bu mu çıktı dedim. Hayır annesi dedi. İlk günden beridir, 2,5 seneden beridir bu çocukta romatizma var dedi. Hocam dedim benim çocuğum 2,5 senedir kemoterapi bir fiil, kortizon bir fiil aldı. Kafayaydı böyle hiç unutmuyorum o halini. Maalesef dedi doktorlarımız karıştırıyor dedi. Yanlış teşhis yapıldı abi. Benim çocuğumun yaşadığını hiçbir anne, hiçbir baba, hiçbir çocuk, özellikle çocuk yaşamasın. Benim çocuğum tam oyun çağında biz hastane köşelerindeydik. Almaması gereken... Hatta çok basit bir aşısı varmış. Ben 2 haftada bir gidiyorum, çocuğumun aşısını yaptırıyorum, bu kadar. Bunun yerine benim çocuğuma en ağır kemoterapiler, hem belden aldı, hem damardan aldı, kortizonlar aldı. Korona hastalarına verilen kortizonu kullandı benim çocuğum. 2,5 sene boyunca. Hem maddi hem manevi olarak, özellikle manevi olarak biz çok yıkıldık. Yani çok kötü günler geçirdim. Biz daha yeni yeni toparlanıyoruz. Şu an çok şükür iyi romatizmanın tedavisini alıyoruz. Allah razı olsun Bülent hocamdan, o romatoloji hocamızdan. Yani onların hakkını ödeyemem. Doktorlardan şikayetçi olduk abi. Şu an avukatımız ilgileniyor. Avukatımız gereken yerlere başvuru yaptı. Hani bunun peşini bırakmak istemiyoruz. Ben uysaydım çocuğuma nakil yapacaklardı. Boş yere. İlik nakli yapacaklardı. Biz çok kötü günler geçirdik. Gerçekten kimsenin bunu yaşamasını istemiyorum. Hem belden alıyorlar, veriyorlar. Hem damardan veriyorlar. Burada kemoterapi alıyor. Damarda.